Yanlış yere gelmedim. Günaydın. Günaydın. Geç kaldığım için özür dilerim. Tamam, bu seferlik affettik. Buyurun yerinize. Buyurun. İçeri girdiğimizde kapıyı da kapatıyoruz. Evet. Yinet'in bulaşıkları yıkatmadan salmadı seni o pis cadı, değil mi? Şimdi ben bu tahtaya niye yazdım? Hocam, affedersiniz ya, çok acil bir işim vardı da. Onu anladım, tamam. Bir daha böyle acelen olduğunda sınıftan çıkacağın zaman kapı açık mı diyeyim, en azından kontrol et. Maazallah benim gibi açan olmaz. Kapıya çarparsın, bir yerini yaralarsın. Tabii hocam. Geçelim. Oğlum bunu saymam, daha sonra kıracağım kapıyı. Arkadaşlar, ismim tahtada gördüğünüz üzere Hayat. Soy isim Sarıyaz. Bundan böyle edebiyat derslerini birlikte işleyeceğiz. Bilmiyorum bu dersle aranız nasıl ama. Ah, iç güveysinden hallice. Neyse, en azından deyimlerle aramız biraz iyi. Peki. Şimdi ben niye yazdım bunu tahtaya? Şimdi siz dersten sonra benim ismimin önüne, ardına bir şekilde lakaplar üreteceksiniz. Yanlış mı? Tabii. Peki ben bu şıkları sizin için ikiye indiriyorum. Şöyle ki eğer derslerinizde güzelce çalışır, okulda uymanız gereken kurallara harfiyen uyarsanız, ben sizin için tatlı bir hayat olur. Ancak aksi takdirde sizin için acı bir hayat olmaktan başka bir şey olur. Bilmem anlatabildim mi? Yani çocuklar, seçim sizin. Nerede o heykele? Nerede? Ha, işte burada. Gel buraya. Pardon beyefendi, ne yapıyorsunuz? Pardon, ne yapıyorsunuz? Affedersiniz, derste öğretmen olduğunu fark etmedim. Fark etmediğinizi fark ettim. Merhaba. Hayat Sarıyaz ben, yeni edebiyat öğretmeniyim. Siz? Ben de biyoloji öğretmeni Olkun bu. Memnun oldum. Şimdi müsaadenizle bu Orhan Öztürk denen terbiyesize dışarı çıkarıp haddini bildirmem gerek. Çık. Erol Bey, bir saniye. Müsaadenizle, şimdi burası bir eğitim kurumu. Ben de ders yapıyorum farkındaysanız. Ve hiç kimse benim dersime bu şekilde dalıp öğrencimi dışarıya alıp haddini bildirme, hadsizliğini gösteremez. Bilmem anlatabildim mi? Hayat Hanım, konuyu bilmiyorsunuz. Ben bu çocuğun yüzünden kavmin dersine girip az kalsın. Erol Bey, hiç konuyla ilgilenmiyorum ben. Merak etmiyorum gerçekten. Eğer öğrencimizle alakalı bir sıkıntınız varsa bunu bana söylersiniz dersten sonra. Biz dışarıda bunu konuşabiliriz. Ben de öğrencimi uygun bir dille uyarırım. Şimdi müsaadenizle dersimi yapabilir miyim? Ha. Sonra da benim adım arızaya çıkıyor. Zehra! Ben arıza mıyım Zehra? Benim bu konuyla ilgili bir fikrim var ama soran olmadı. Tamam, tamam. Şakayı uzatmayalım. O da sizin bir öğretmeniniz. Saygıda kusur etmeyin. Peki. Hocam. Efendim. Hocam, biz sizin için şimdiden kararımızı verdik. Evet. Evet. Öyle mi? Buyurunuz efendim. Artık siz bizim için... Oh, 1, 2, 3, tatlı hayat, oley, tatlı hayat, tatlı hayat, oley, tatlı hayat, tatlı hayat. Tamam, peki. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, yerinizde oturabilirsiniz. Tezahüratta daha fazla gerek yok. Ben sizin yerinizde olsaydım bu kadar erken karar vermezdim. Bence de. Sen nereden biliyorsun? Vallahi sizin oradaki öğretmenler nasıldı bilmiyorum ama... Biz burada böyle öğretmen görünce öpüp başımıza koyuyoruz Tiki Can. Doğru. Sen sabret, görürsün kim kime öpüyor. Bak sen. Şşş, sessizliği sağlayalım artık, tamam. Şakalar bitti.